Selam Mahmut Tuncer. Abi kolay gelsin. Bu zamana kadar anlatmışsındır ama yeni güncellemeyle neler geldi? İki sayfalık değişim var. İnan ki anlatmadım tek tek. Oturup oyun boyunca anlattım. Tamam, bunlar geliyor. Silahlar, milahlar. Güzel. Biraz insan sayısı sanırım sağlayabiliriz ya baştan ya. Patlayıcı üretimi ver. Çatışma piyadesi ne istiyordu? Mühimmat, cephane. Bunun tesisi nereden gidiyordu onun? Şu darbeli çakmak. Okey, onu da yapacağız. Patlayıcıyı da açmak lazım. Mesela hasat aletleri vererek bir işçi sayısını tarımdan azaltabiliriz. Fabrikaya yönlendirebiliriz işçileri yavaştan ya. Bence fena da olmaz. Madenlerdeki işçileri de azaltabilirim. Yavaş yavaş bir başlayalım artık sanayi şeyi gören insanlara. Oh be. Neyin devrimini istiyorsunuz? Irksal tecrit. Ya siktir. İşsizler, vallahi işsizler. Bence şunu bir yapalım, ülke bir radikalliğini atsın sırtından, bir rahatlamaya girsin. Şu an çok gergin. Ülke gereksiz gergin. Hiç gerek yok. Gerginlikleri bir çözelim. Gergin görünüşlü adam. Yeni aldığım bölgelerdeki üretimi sıfırla istersen. No. Afyon ve petrol zengini Osmanlı Lodi. Çin'e ticaret yaparak satıyor muyuz yoksa oralar gene İngilizler mi kalıyor? Şu an ticaret yapmıyorum. Şeyde Çin'le binle. Şu an herhangi bir mal eksiğimiz var mı diye bir bakalım. Heh, şunun geldiği iyi oldu. Burası niye böyle buglanıyor bilmiyorum. Şimdi topçu. Topçuyu şöyle toparlamamız lazım. Burada üretmeyeceğiz. Burada yiyivsiz toplara geç. Bence burada da üretme. Böyle dengeleriz tüfeği müfeği. Çok fazla silah fabrikası olmuş. Sayılarını da azalt. Burası okey. Darbeli çakmak gel. Çatışma piyadesine geçelim. UI neden bu kadar büyük? Bence UI şu an normal ama. %100 10. %100 de yapabilirim. Bir şey değişmez. Normal yani bence. Ya eskiden 2K'da oynuyordum, ondan küçük geliyordur. Şu an bana da biraz büyük geliyor ama. Tamam. Doğum oranını falan da değiştirdiler bu sırada oyunu. Daha gerçekçi yaptık dediler yani onun artık. Kıstası neyse. Güzel, cayır cayır üniversitelerimiz de geliyor. %100'ü bulmak üzereyiz. Protestan Araplar. Neden olmasın kardeşim? Niye garipsediğini sorabilir miyim sana? Sıradan bir şey değil mi bu ya? Bütün çay. Çayı biraz arttıralım. Triyaj geldi. Oo, şimdi başlıyoruz o zaman asıl coşkuya. İçki kurtarıyor mu? Pek kurtarmıyor. Kumaş kurtarıyor ama. İçkiyi kurtarması için de bol bol gıda fabrikası. Ya yine mi Ankara? Farsa basalım abi. Farsa 10 tane basın bakalım. İçkinin fiyatının artması bir yandan da şey için de kötü bu sırada. İnsanlar için de kötü. İçki kullanıyorlar çünkü. Ulaşım fiyatı ucuzlamış. Boya fiyatı pahalılaşmış. Alet fiyatı uçmuş. Kömür fiyatı uçmuş. Muş. Bunları bir yapalım. Alet fiyatı. Ankara'da dengeleriz. Şimdi bir tanesinde bunların çok ciddi bir şey üretiyorduk. Boya. Aynen. Boyaya da insan yetiştiremiyorduk, değil mi? Devrim hazırlıkları nedeniyle küçültemiyoruz binayı. Sıçarım böyle devrimin içine. Sıçtırtmayın devriminize ya. Ne demek ırksal tecrit? Faşist misiniz anasını satayım? Bir dakika, o bir üstü gerçi lan. Tamam, haklılarmış adamlar. Çıkartın abi, tamam eyvallah. Devrim kalksın bir ortadan. Ben de şu binaları yıkayayım bir. Tamam, yatıştı devrim. Oy aslanlarım benim. Yatıştınız aynen, yatıştınız. Tamam, gaza gelmeyin.
Az sonra ben sıçarım şarap çanağınızı bana ayaklanırsınız. Ha bir de sıfırlanması gerekiyor. Tamam. Bu oyuna döviz mekaniği eklenebilir mi sence? Gerek yok bence ama. Ne 2K? Ha şey monitör. Tekeli erkende bulduk. Tekeller açılsın. İyi yatırım havuzumuz da fena değil. 124 bin geliri var. İnşaat çayır çayır. GDP'ler ne alemde? Biz hala 6. sıradayız. Fix. Bir dakika. Rusya falan fena değil. Rush yerinde sayıyor gibi ama İngiliz coşmaya başlamış. Çin'e yetişmeye başlamış. Hadi bakalım. Yayın dışı 1900'lere kadar gittiğimin performans nasıl? Yayın dışı oynamadım. İlk kez oynuyorum. Onu da yayında oynuyorum. Ayrılık. Neydi? Ölüm güzel şey yok. Neydi? Ölüm bir şey ayrılık olmasa. Neydi lan onun şeyi? Çok severim o cümleyi. Ucunda ayrılık olmasa. Yoksa ayrılık. Aşık olmak mıydı o? Ölümdü diye hatırlıyorum ya. Ölüm güzel şey sonunda ayrılık olmasa. Bu kadar da berbat bir genel kültüre sahibim. Güzel, %15 daha başarısı arttı. Millet ırksal tecrit istiyor. Veririz kardeşim. Hemen şeylere devam. İç işlerine devam. Coşturun, coşturun. Evlilik düşünüyor musun? Öyle kendi kendine düşünerek oluyor muymuş onlar? İyi, katılan olmadı yanına destek olarak. Saçma sapan bir ayrılık savaşı oldu. Koloni atacak mıyız? Atarız abi. Onu da atarız. Okul yapmama gerek yok Koray. Toparladık şu an. Maksimum sınırdayız hatta. Fazla bile yaptık üniversite. Nevbet derse evlilik mi teklif edeceksin? Yani. Sanırım yol gözleniyor. Kısmetse olur ama gideyim. Siktir git. Azami nakit rezervi. Yatırım havuzu katkısı veriyormuş posta bankacılığı. Aa, esnaf ve çiftçilerin yatırım havuzu katkısını arttırıyor. Güzel. Devam. Yatırım havuzuna yapılan bütün katkılara bayılırım. Para sevilir. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Heh. Oh be. Oh be. Bir kişi biliyormuş en azından. Rezil oldum burada. Cody Jack, teşekkür ediyorum. 5. ayın kutlu olsun. Kaç ay oldu be demiş. Seni bayağıdır görmedim ben. Aynen. Kısmetse olur stratejinin gücü. Aa, ordu full maaşta kaldı. Doğru. Onu iyi hatırlattın. Ama 7K falan fark ediyor zaten. Çok büyük bir fark değil. Şu an bir uçuyor, gidiyor, geliyor. Ben de anlamadım. Savaştan dolayı herhalde bir uçtu, gitti, geldi öyle. Zaten yatırım havuzunu koparmak için yapmıştık bu kadar. Nitekim şu an eksiye de soktu bizi. Biz hala da vergiyi düzeltmedik arkadaşlar. Vergi duruyor. Öyle bir derdimiz var bir de. Vergiyi düzeltmemiz lazım acilen bizim. Devrim bitti nasılsa. Gel bakayım şuraya. Darbeli çakmak. Balıkçılığı falan boş ver şimdi. Buğday tarlana da sıçtırtma. Bize boya lazım abi. Full herkes boyada çalışsın. Null state. İşte bu aradım. Ne kadar iş gücü var burada. Göç de alıyormuş lan burası. İşsiz 20 bin kişi mi var? Biz size iş buluruz. Gelin. Gelin. Biz size iş buluruz. Dinamit açıldı mı lan? Yuh. Bir dakika. Kapalı gözüküyor. Niye böyle gözüküyor? Ha, nitrogliserin var. Abo. Ne diyeceğimi bilemiyorum. En ufak bir şey diyemiyorum buna. Yaşandı bitti saygısızca. Hadi bakalım devam. Boya otomatik büyüme veremeyiz. Orada nüfus yok zaten. Onunla uğraşmam. 86 bin. Nice. Oğlum inşaat zar zor yetişiyorum inşaata be.
Ne lazım? Boya yok, geliyor. Kağıt yok. Kağıt. Lan ne kağıtmış be. 5 tane daha. Hep de Ankara'ya basıyoruz. Ne Ankara'ymış? Ülkenin Ankara'ya atom bombası atsalar şu an ülkenin ekonomisi çöker. 1800'lerde atılan atom bombasının etkisini bilemiyorum ama ülke ekonomisi göçer yani direkt. Demir ve tuğul. Ver bakalım. Aşağı Mısır'da 100 bin kişi mi var? Yolla gelsin. Demir lazım dedin. Demire de dokunduralım. Bu sırada şöyle de bir mevzu var. Biz tuğlu yaptıkça çelik gidecek. Çelik de böyle sınırda duruyordu. Çeliği de Fars'a basabilirmişiz. Fars ve Filistin. O bölgelere bas. Ben Fars'ı birazdan kendimize katarım. Bitti gitti. Mısır'ı tarihten komple silelim mi? Ne istiyorsun lan Mısır'dan? Öyle oturuyor işte. Bizim kötü namımız var. O biraz düzelsin. Çünkü radikal sayısını arttırıyor çok fazla işgalle. Bak radikallerimize. İşgalden geliyor hep. Anam ne güzel bir şarkı bu. Ne çalıyor? Job openings. İş açılışları. Yay! Victoria 2 mi? Victoria 3 diye. Şimdi Victoria 3 mü diyorsun 2 mi diyorsun? 2 ise başlanmaz. Çıldırırsın. Kültürel isyanlar var mı? Ayrılıkçı isyanlar olabilir. Radikalliğe etki ediyor. Tuz gölünü aşırı detaylı modellemişler. Yani. Van Gölü daha hoş değil mi ya? Bütün şeyiyle, çıkıntılarıyla. Önceki oyun aynen 3 yok bende. Önceki oyun biraz rahatsız edici ama. Tamam. Şimdi radikalliği komple kaldıracağız aslında. Çok kültürlüğe geçireceğiz ama onun hala bir süresi var. Per capita tax yani kişi başına vergilendirme. Ver. Buna ihtiyacımız var. Bu vergiyle beraber bir vergiler düzelir. Tüketim vergilerini azaltırız falan. Bir ülke dengelenir. Yalnız buna destek veren kimler? Sanayiciler, silahlı kuvvetler, tarım burjuvası. Bunların hiçbir galiba hükümette yok şu an. Şöyle yapsak 57'ye düşüyor. Kurtarır bence. Biraz daha destek alsın yasa. Aynen %27'ye çıkarttık. Ya burada isyanları şöyle düşün. Radikal olarak artış oluyor eventlerle, şunlarla, bunlarla ve radikaller de bunlar radikalleştiğinde başınıza bela olur. Çok büyük bir ayrılıkçı savaşı çıkar da bunu dengeleyebiliyorsunuz. Nihat Tepelin teşekkürler, 17. ayın kutlu olsun. Bu kadar devrim çağı olan bir dönemde bu sırada bu kadar radikallerin etkisiz kalması da çok osuruk bir mevzu bence. Eyvallah, iyi seyirler bu sırada. Güzel tuğullar geliyor, demirler geliyor. Daha çok demir geliyor, çelik geliyor. Ülke bir kendine geldi, yemin ediyorum. Ata ekolüne geldik. Porselen. Çeksek mesela Fransız'dan. Lüks mobilya yok ya. Çekin anasını satayım. Lüks mobilya da gelsin. Lüks kıyafet. Çek. Bizim fazla ürettiğimiz bir şey pek de yok. Kıyafet var. Oha. Oğlum kıyafet ucuz lan. Çin'e yolla. Muhafazakar Parti kurumuna bir şey eklemek istemiyorum. Ölüm ve vergiler. Bence başarı ihtimali daha önemli. İltizam sistemi. İltizam sistemi ne lan? Yüzlerce yıldır yönetimimiz gelir için iltizamla vergi topluyordu. Fakat aşırı derecede verimsiz olan bu sistem çok yetersiz kalıyor. Sadrazamın masası reform talepleriyle dolup taştı ve halkımız sabırsızca cevabımızı bekliyor. Fatih Sultan Mehmet'in saltanatından beri vergi hakları en yüksek teklifi verene ihale ile satılıyordu. Ve karşılığında ihaleyi kazanan gelirlerin bir kısmını alıyordu. Bu sistem sonucunda zamanla yerel yöneticiler güçlendi, özelleşti ve çoğu zaman yozlaştı. Devletin geliri önemli derecede azaldı.
Sistemin değişmesi gerektiğini çoğu kişi kabul etse de nasıl değişeceğinde mutabakat sağlanamadı. Toprak sahibi seçkinleri kızdırmayı göze alan kişi sayısı ise daha az diyor. %10 artı 5 bürokrasi var. %20 başarı ihtimali mi? Ne diyorsun ya? Bürokrasi de hoş ama şu daha hoş. Başarı ihtimaline %20 verirken yerel yöneticileri de artı 3 çıkar grubu veriyor. Bunları ne kadar mutlu tutsak o kadar iyidir radikal sayısı açısından. İltizam sistemi baron sistemi gibi bir şey değil mi? Evet öyleymiş. Şu hale bak, 600 bin kişi rahatladı lan son eventte. 600 bin kişi, bir senede 600 bin kişi radikalliği bıraktı. Boş ver, radikal değilim artık dedi. İşte gerçek sendikalaşma böyle bir şey. Dat da 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 da. Buna yanıt verilsin. İyi bakalım. Sanayiciler de güçlü. Aydınlar daha da güçlüymüş. Çok fazla üniversite yaptık galiba birazcık ondan. Hürriyet ve İtilaf Fırkası %10 alıyor. Al bakalım. Seçim ne alemde? %23 oldu serbest ticaret. %17'de Hürriyet ve İtilaf. Birleştiklerinde bir muhafazakar partiye yetişmeye gidiyorlar gibi gibi. Güzel. Toprağın gelirinin birisini satıp sonra o adam köylü 10 kat daha fazla para topluyor. Seçim oldu. Seçim olmak üzere, evet. İçkide üretim gücün nasıl? Kaçıncı sıradayız? İçki normalde mi gözüküyordu ya? Dünyada 8.'yim. Ama bayağı düşükmüş lan. Çin 12 katım daha fazla. Hatta 13'te onu. 13 katım daha fazla üretiyor. Ona en yakında Rusya var. Yine 6 katımız daha fazla alkol üretiyor. Arttıracağız. Bunlar artacak. Alkol önemli şu an. Ya Eren. Yolun yol değil Eren. Bizi yoldan çıkarma bari Eren. O zaman Meral... Biz ne zamandan beri yayında siyaset yapıyoruz? Gülüm. Gülüm. Çünkü içinizde hala... Biz yapıyor muyuz yayında siyaset? He canım benim. Ha tatlışım benim. Ha balım benim. Utku teşekkür ediyorum. 43. ayın kutlu olsun canım benim. Güzel. Vergi sistemi değişti ve artık para sıçıyoruz. Şükürler olsun. Biraz geç bile kaldık bunda bence. Şu inşaatı bir kökle. Yani bir de eskilerden adam. Ona rağmen evet. Üzüdü. Konuşamıyorum bugün ya. Siktir et konuşmayı. Diye böyle gezeceğim evin içinde. Dilim dönmüyor bugün. Heyecan yaptım herhalde. Bayağı ama güzel olmuş bir şey değil mi? Yani şöyle bir şey vardı. Geçen hafta cumartesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Çevirisini yapmıştım geliştirici günlüğün. Dedim ki güzel duruyor ama ben yine de ümitli olmayacağım dedim. Anasını satayım. Hype'lana. Bugün böyleyim. Ulan iyi çıkacak mı acaba falan diye böyle. Ama iyi çıktı yani. Şükürler olsun iyi çıktı ve şükürler olsun şu oyunu dirilttiler tekrardan. Biz de artık gönül rahatlığıyla dönebiliriz. Oyun çıktığından beri Avrupa'daki ülkelerin çoğuyla oynamadım. Avusturya bir oynadım, bir Rusya oynadım, bir de Almanya oynadım. Daha hiç Fransa ile oynamadım. Daha adam gibi Amerika ile oynamadım, İngiltere ile oynamadım. O kadar kasıyordu ki Avrupa'da oynamak midemi bulandırıyordu bu oyunu oynarken. Yani şükürler olsun optimizasyon rahatlamış gibi duruyor. En azından artık rahat rahat Avrupa ülkeleriyle oynayabileceğim. Umarım multisi de düzelmiştir ve multisiyle de oynayabilirim diye ümit ediyorum. Düzelmediyse artık bir sonraki ümidimiz de o olsun. Ne yapalım? Bebek adımlarıyla devam yani. Kölelik yasağını getirelim. Radikalleşiyor. Çok hızlı radikalleşiyor. Getirmeyelim. Vazgeçtim. Devlet dininden bir kurtulalım mı ya? Sünni ulema radikalleşiyor. Abi canı sıkılan radikalleşiyor. Memlekete bak. Sıçarım memlekete. Monarşiyi değiştirelim.
Her şeye radikalleşenler bunlara mı radikalleşmeyecek? Kadın hakkına bile radikalleşiyorlar ya. Devam. Merkantilizm nasıl? Götüm gibi. Değiştirmeye çalışıyorum da dur bakalım. Bir soruyu sormak istiyorum. Napolyon dönemini anlatan filmlerde hep askerler bütün ateşe rağmen sıra gibi bekliyor. Gerçekten de öyle miymiş, bir bilgim var mı? Muhtemelen öyledir. Çünkü şöyle bir şey var. Formasyon çok önemli o dönemin savaşlarında. Hareket ve formasyon. Mesela ip gibiler ya, onların eş zamanlı hareketi, marşları falan çok önemli bir şey. Şeyde onu çok iyi anlatıyordu. Tanrılar ve generallerdi galiba. Gods and Generals. Aynen. Amerikan İç Savaşı'nın 3. partı film. Aslında kronolojik olarak ilk ama 3. part o film. Üçleme bir film yani. Onu kesin izle bak. Orada anlarsın mevzuyu. Orada eğitiyorlar insanları. O hat gibi olmaları, anında dönmeleri, formasyon almaları falan çok önemli. Ve çok hızlı yapılması gereken bir şey. Çok hızlı şarjör doldurma, mermi doldurma falan. Şarjör diyorum. Mermiyi doldurma. Bunlar çok önemli şeyler. Askeri eğitimler bunların üzerinden değişiyor orada. Doğrudur. Belgeseli var mı bilmiyorum. Ben izlemedim de. Aa, belgesel demişken Disney'de şey var. Afyon bağımlılığı başlamış. Disney'de şey var. Tavsiye ederim bakın. O adamı daha önceden ben Instagram'dan takip ediyordum da. Lion Whisperer diye bir adam vardı. Aslanlara fısıldayan adam. Güney Afrika'da adamın bir aslan çiftliği var. Aslanlarla böyle sarılıyor, oynuyor vesaire. Disney'de History Channel şeyiydi galiba orası. Yok, History değil. Neydi ismi ya? Neyse, bir belgesel şeyi var. Zaten simgesini anlarsınız orada. Sular çekilincenin falan yapıldığı kanal. Orada şey geçiyor. Adamın belgeseli geçiyor. Ona bir bakmanızı tavsiye ediyorum bölüm bölüm. Adam aslanlarla bir oynuyor. Bir oynuyor. Oyun hamuru gibi yoğuruyor herif aslanları. Acayip bir şey. Çok hoşuma gitti o yani. Tavsiye edebilirim. Biraz daha tersane sayısını arttıracağız. Mühimmat tesisleri sonunda gelmiş. Ankara'ya bir onlu mühimmat tesisi de kuralım ve artık askerleri değiştirelim. Selamlar, hoş geldin. Savaş taktiği 1. Dünya Savaşı'nda cephe savaşı vardı. 2. Dünya Savaşı'nda yoktu. Mesela cepheden kastım mevziyi. Ama onda bazı etkenler var. Şimdi yani 1. Dünya Savaşı'nda makinalı tüfeğin bulunmuş olması, topçuların çok kuvvetli olması gibi gibi şeyler vardı. Yani rahatça çatışamıyorlar. Ona bakarsanız mesela şu anda da öyle değil miyiz? Ukrayna-Rusya savaşına bakın. Ulan yine girdik politikaya ama. Teknik olarak ilerleyemiyor ki herifler. Havada uçaklar, dronlar ya da bombardıman etkisi var. Adamlar kalıyor yine yerlerinde. Aynı bokun laciverdi. Abunmanım bitmiş, beni dövmeyin. Selam kurucum, hoş geldin. Persler toplu göç yapmış Ankara'ya. Adamlara saldırıyorsun, ülkesini alıyorsun, Ankara'ya göç ediyorlar. Yüzüne tükürüyorum ya Rabbi şükür diyor. Güzel. Devlete bağlı 15 inşaat. Sırada inşaatı biz hala dolduramıyoruz ya. Oğlum biz bu inşaatı ne yapacağız? Şöyle yapacağız. İşçi kıtlığı çıkmaya başladı, evet. İşçi kıtlığını bir düzeltmek adına bunları geçirip daha sonra kömür ve alet üzerine hemen cayır cayır yatırım yapmamız lazım. Şunları ver. Alet atölyesi. Ankara olmaz. Ankara kurtarmaz. Teselli'ye 10 tane yolla. Ülkemde acem istemiyorum demiş. Ticarette ne öne çıkıyor şu an? Ticarette gelir anlamında mı diyorsun, hacim anlamında mı diyorsun? Gelir anlamında top. Top satıyoruz. Yok, ithalat rotasıymış. Top alıyorum. 4.82k kazanıyorum bundan. 1.81 dışarıya şarap satıyorum. Avusturya, Macaristan'a ve kurulmuş bu sırada. Prusya ne oldu? Prusya bölünmüş galiba. Evet. Pazarı bölünmüş. Ya dışarıya sattıklarım açısından şu an birinci sırada şarap var. İkinci sırada şeker var. Sonra kumaş ve kıyafet geliyor ama çok küçük yani. Tüm yollar olarak bakarsak otomatik bizden alınanlar da gözükecek bu sırada.
Oradan bakarsak da Ruslar bizden deli gibi top alıyormuş. Biz Fransızlardan alıyoruz, Ruslara satıyoruz. 4.82K Fransızlardan alarak kazanıyorum. Ruslara da satarak 6.45K kazanıyorum. Şu an ticaretimin en büyük kalemi toplar diyebiliriz. Top alımı satımı. Sonra kahve nerede yetişiyordu ya? Eritre'de falan vardı galiba. Mısır'ı bir yiyelim. Gel lan buraya. Bu ayrı da. Savaş hedefi. Mısır Girit değil. Kalbim. Eritre'yi alacaktım. Girit'te İngiltere var. Hayır. Neyse pes eder belki. Pes ederse şey yaparım. Mallara göre mi sıralayayım? Mallara göre sırala dediğin. Yani böyle aynı kalemdekiler bir arada gözüküyor. Nereye ne kadar ticaret yaptığını görürsün buradan. Fransız'dan alıp Rus'a satıyorsun. Bayağı ticarete dökmüşsün. Dönüyor. Döner sermaye. Zararını alanlar da var bu sırada gördüğünüz üzere. İpeği falan zararını alıyorlar. Hem mallara göre gruplayayım. Bu eski halini gösteriyor bana. Eski UI. Fena değil aslında. Böyle de kalabilir. Ülkeye göre yapınca ha. Oo, bu multi için daha hoş. Multi de bayağı işe yarayabilir. Eski halde fena değil. Bilmiyorum yani. Bu çok tartışmaya açık bence. Bu hali de iyi. Diğer hali de fena değil. Isınmaya başladım ya. Başta o kadar ısınmadım ama şu an çok kötü gelmiyor bana. Yürüyün anam gidiyoruz. İnşaatı doldurabildik mi ya? Evet. Yani evet, eski halde kaydırmak gerekiyor. Burada da en azından şeyi... Ya burada mesela tüm yollar deyince çok karman çorman bence ya. Sadece senin dediğinde hani en azından kendi elimle yaptığım ticaretlerin zarar edip etmediğini görebiliyorum. O güzel oluyor. Yuh! 99 tabura 13 tabur iyiymiş. Arazi tipi ovalar. Ovaların combat fit'i neymiş ki böyle laps diye girdik. Evet ya, oyunun düzelmesi bayağı iyi oldu ya. Yani bazı şeylerin şimdi artması lazım. Bir içerik dedik, diplomasi, politika. Bu üçünün ciddi anlamda bir değişikliğe ve artışa ihtiyacı var. Umarım üçüncü patch bunu hedef alır. Dadadat dat. Böyle ticaretinden kurtulamıyoruz dedik. Özel sağlık. Yani varlık başına ölüm oranını düşürüyor. Bence yavaştan cumhuriyete doğru dönsek ya da devlet dinini bir kaldırsak iyi olacak da herkes çok radikal ya. Dur bakayım. Radikalliği önleyebileceğimiz bir sistem şu an yok. Gaz, siklet. Olabilir. Olabilir. Ben anlamadım yani demoralize'nin nasıl işlediğini. O yüzden şu an için bir şey diyemiyorum. Onu yazmıyor da. Etkisi yazmıyor. Çok hızlı demoralize oluyor. Eritre'yi nasıl alamadık onu anlamadım yalnız. Başkenti diye herhalde vermedi. Gittik buraya aldık değil mi şimdi? Zord. Ne kadar anlamsız bir yer oldu orası. Ne yapayım Girit'i ya. Aha burada kahve varmış Mavi Nil'le. Yapıştır ülke kahve diye götünü yırtıyor götünü. Götünü yırtıyor memleket. Kahve hiç üretmiyorduk ama tüketimi vardı. Şimdi üretmeye başladık. Millet cayır cayır içmeye başlayacak. Hemen lükslükten kurtaralım kahveyi. Kahve önemli. Benim kahve bağımlısı arkadaşlarım var ya. Bakınız Özgün. Kahvesi olmasa ağzımıza sıçar. Tam.
Yanlışlıkla Girit'i aldık. Yani böyle söyleyince evet biraz öyle oldu sanki. Latte mi? Misal ben çaycıyım abi. Ben çayım olmadı mı sinirlenebilirim ama kahve mahve benim yormaz. Hiç bozmaz hatta yani. Hiç umurumda olmaz. Dam da 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 tam dam. Ram ta 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 tam 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 ta ta tam ta tam. İyi bari gelir vergisi biraz arttı. Hala daha tüketim vergisi ana kalem yalnız. Vergi sistemi biraz daha reformlamamız lazım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hepsi toparlanacak. Polis şiddeti mi? Yok kardeşim öyle bir şey. Onaylamıyoruz biz bunu. Nasıl fakirler hala çok cayır cayır fakir. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir türlü arttıramadık. Tavula %20 ödeme yapıyorsunuz. Tavul ucuz ama ya. Neymiş? Tütün, kumaş, odun. Odun biraz pahalı onu anlarım da. Tütün dedik değil mi? Tütünü de bayağı ucuzlaştırmıştık ama. Ankara tütünleri ve Bağdat tütünlerini biraz arttıralım. Kahvelere bak cayır 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 cayır. Hadi bakalım. Bir beşlik sanat at, millet sanatsız kaldı. Ne yazacak bu tanzimatçılar demiş. Kardeşim onlar yoklukta yazıyor zaten. Az bir yerde komutanım gitti benim. Nerede gitmiş? Nil karargahı. İran'da da yokmuş. Oy topçu geri gelmiş. Çamur ihtimali var ama. Gel. Nil karargahı. Dan ta 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 dan 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 ta 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 dan. Gel bakalım. Sar oradan bana bir ayaş tut. Aha. Geldi. Polisin sayısını da arttıralım. Şimdi en önemli şeylerimizden biri olan. Var mı hiç toplamayan? Var. Şarap üretin şarap. Bol bol. Tap 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 tam da 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 tam tam. Şunları ver. Sonra da dinamitler. Rat tat. Dinamitleri açtık dedik. Mühimmat fabrikası patlayıcı mermi. Patlayıcının fiyatı şu an bayağı sıçışlarda olmalı ama tamam yapalım. Eyvallah. Kent merkezi böyle devam. Kamu tramvayı. Cam gözümün önünde cam bitti bildiğin bu sırada. Abo. Yok patlayıcı bitmiş tamam. Patlayıcıyı zaten düzenleyeceğiz. Onu biliyoruz. Ankara'ya hemen 12 seviye yapıştıralım. Hızlıca cam mevzunu bir görelim. Kahve yok diye şiir yazıyorlardı. Kahve geldi. Ya adam sevgilisine şiir yazıyor. Var diye mi yazıyor abi Allah aşkına ya. Şairin sevgilisi olur mu ya? Şair dediğin adam aşık olur anasını satayım. Hatuna buluşamadı diye, kavuşamadı diye şiir yazar. Yokluk şiir yazdırır yani. Hiç şey yapmayın. Acımayın pezevenk. Kimyasal ağırtma. Bu da yine önemli bir teknoloji. Yalnız odun niye kullanıyor onu anlamadım. Normalde odun kullanmıyordu çünkü. Odun fiyatımız coşmuş olabilir mi bizim? Ulaşım fiyatı arttı. Odun fiyatı çok arttı. Kumaş da artıyor. Hayvan çiftliği. Buralara biraz çiftlik. Pamuk. Pamuk da bunun bayağı önde geçiyor. Ama şu an herhalde en önemlisi şey oldu ya. Odun. Oduna yetişemiyorum. Balkanları odunlarla donatalım bakalım. Donatello. İlk metropol Ankara. Kent merkezi boyu 16. Burada 13. Harbiden lan İstanbul'u geçti. Ankara'ya bak. Güzel Ankara. Bunları iptal edelim. Ham madde kıtlığı. Fransız pazarından yüklüce bir aldık. Konfedere pazarı mı? Allah. Kazandılar oğlum. Ulan.
Ula. Şey yok. Abe yok. Abe'i de indirip vurdular mı? Ne yaptılar? Aga be. Allah kurtarsın harbiden. Mod kullanmıyorum, hayır. Aga be. Üzdü. Bizim GDP birazcık yavaş artmaya başladı. Hop, şöyle tut. Bakalım. Britanya Çin'i geçmiş. Gerçi Çin biraz düşmüş galiba. Daha yüksekti diye hatırlıyorum. Raj hala yerinde sayıyor. Fransa ile Rusya onları geçmiş. Ben de koştura koştura geliyorum arkalarından. Peki. Patlayan üretim tamamlandı. Kimyasal tesis üretim. Ver. Kimyasal tesisin üretimi şu an sanki daha önemli. Çünkü patlayıcı kıtlığı var, evet. Tarımcı parti kuruldu. Zort. Kimsenin umrunda olmayan o parti. Tarımcı parti. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Said no one ever, anasını satayım. Buraya da biraz tren yolu. Devam. Nasıl kazandı bu ırkçılar? Irkçılar mı? Dur ulan, daha ırk mırk yok. Muhafazakarlar %64. Tarımcı %1. Serbest ticaret %21. %13'te hürriyet ve itilaf fırkası. Peki. Hepsi birleşse bir yine muhafazakar edemiyor ülkede. Ülkedeki muhafazakarlığı hiç küçümsemeyin arkadaşlar. Çok ciddi bir muhafazakarlık var. Gerçi tarım da basıyoruz, onun da etkisi vardır da. İnşaatı biraz daha coşturalım. Para var, huzur var. Nerede inşaat? Zanzibar hala iyi bir toprak. Bilmem. Muhafazakarlara hayır ekleme, %20 ivme falan. Herifler tek başına yönetecek, utanmasın. Da 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 da. Savaş kölelikten çıkmıyor. Her şeyi diyorsun sen, Amerika'yı diyorsun. Vallahi ne bileyim nasıl kazandılar. Bir şekilde kazanmışlar. Sorgulamak için çok geç sanki. Dini okulu değiştirmek lazım. O sırada Sünni ulemanın hiç mutlu olmuyor oluşu pek de hoş değil. Şu an istesek de değiştiremeyiz. Değiştirdik mi ayaklanıyor pezevenkler. Tam ayrılmayı sokmaya çalışıyorum. Radikalleşiyor. %18 güçleri var. Yani bunu geçirdiğimiz an götümüze pimaş boru gibi girer bu. Köle ticaretini kırmaya çalışabilirim ama o da çok radikalleştiriyor. Büyük bir radikallik hem de, yani öyle ufak tefek bir şey de değil. Bence biraz daha sanayinin güçlenmesi lazım şu an için. Fakir kanunları. Fakir kanunları da biraz rahatlatır aslında. Siyasi güç. Bir deneyelim ya. Oo, %100'ün üzerine çıkıyor, tamam. Yok öyle bir şey. İç savaşımız var mı? Yok. Sen niye ülkeyi kötüye götürmeye çalışıyorsun kardeşim? Ülke gayet iyi gidiyor işte. Eşitlikçilik geliyor. O biraz rahatlatır bizi. Ne oldu hükümet? %53. Kurtarır. Devam ki. Dert yok, tasa yok. Kurtarır. Devam. Ama dediğim gibi bunların güçlerini biraz kırmamız lazım. Bunlar sürekli her seçimde böyle galip gelirlerse işimiz iş. Artı 5 mutluluk. Birazcık mutluluklar artmalı. Burada halk zorla reform geçirttiriyor muydu? İşte bak, şu an burada geçirmek istiyorlar. Eğer radikallikleri yükselirse mecbur geçiririm, yoksa iç savaş çıkar. Önce vicdan özgürlüğü. Yine aynı bokun lacivert değil mi? Değilmiş. Seni sevdim. Darko. Güzel şeyler düşünüyorsun sen. Sünni ulema -7. %20 erişim kısıtlıyor. Abi çok güçlü şerefsizler ya. Yemin ediyorum memleket tarikatlara kalmış gibi şu an. Adamların gücünü kırmaya çalışıyoruz sürekli. Bu nedir ya? Mavi Nil. Mavi Nil'le zaten basıyorduk galiba. Biraz daha ekle. Bir ara basılır. Ekvatorya bölgesini kolonileştirdi Fransa. Fransa evet başladı cayır cayır gitmeye.
Yakında bizim de bir gitmemiz lazım da bence onun için bizim önce bir atanan bürokratlardan seçilmiş bürokratlara geçmemiz lazım. Ama küçük burjuvazinin gücü yok memlekette. İşte o da bir sıkıntı. Küçük burjuvazi bir ilginç ya. Çok sayıda Kuzey Kafkaslı Rusya ülkesine Ankara'ya geliyor. Ya kardeşim boşuna demiyoruz Ankara Ankara güzel Ankara diye. Seni görmek ister her bahtı kara. Ruslar bile bize göç ediyor. O sırada İngiltere'deki refaha bak. Vay anasını. Amerika ve İngiltere uçmuş. Gelin kardeşim gelin. Rusya içinden Türkmenler gelin doldurun. Yeni yama hakkındaki genel görüşlerin ne abi? Kısaca belirtir misin? Güzel olmuş. Maksimum kısalıkta. Güzel olmuş. Eşitlikçilik geldi. Şükürler olsun. Oh bu da geçti. Bana da şükürler olsun. Hemen okulları bir özel okul mu yapsak? Devlet okulu mu yapsak? Devlet okulu yapınca radikalleşiyor. Özel okul yapınca yine radikalleşiyor. Çok kültürlülüğü destekleyen yok. Bir deneyebiliriz bu sırada ya. Özel okul. Aydınların siyasi gücü bir artıyor ya. Dengesizlik çıkartabiliriz. Ya da bir deneyelim bakalım. Radikallik ne kadar yüksek? 85. 100 olmadığı sürece problem yok. 86. Yavaş yavaş gidiyor bakalım. Ege'ye mi ne yaptım? Bir şey yapmadım. Ege normal Ege. Dini okullar kanunu korumamı istiyorlar. Görürsem söylerim kardeşim. Güzel. Odunlar da tamamlanmaya başladı. Odun derdimiz rahatlamış. Güzel. Fiyatlar düşmüş. Tahıl biraz artmaya başlamış. Gıda fabrikası artmaya başlamış. Bulgaristan'a bir atalım 5 tane. Tahıl dedik değil mi? O da Bulgaristan'a. Sıkıntı yok. Ankara'ya tren yolu lazım. Tren yollarımız ne yaptı bizim? Kâr ediyor mu ya? Çatışma piyadesine geçirmemiştik. Heh, onları bir geçirelim. Bir test edelim neymiş durumlarımız. İlk yardımı da geçir. Demir yolu fena değil. Sübvansiyonla kaydediyorum. 1.22K. Ulaşım fiyatı biraz düştüğü için belki madenlerin bazılarına da... Oh! Cephane ham madde kıtlığı var. Üretmiyor muyduk? Üretiyorduk. Ha yeni geçirdik diye. Dur bakalım. Full randımana geçmedi daha bak. Tam istihdama geçsin ondan sonra bakacağız. Sıkıntılık var mı? 95 mi oldu? 95 değil ya 88 şu an. Tat 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 tat. Nakit rezervi tam değil. 51'e düştü. Evet toparlamaya çalışıyor. 90. Oğlum bu nasıl bir çıkış? Bir çıkıyor bir giriyor. Tamam devlet okulu geçirmeyelim. Biraz sakinleşsinler. Biraz rahatlasınlar. Gazlarını alalım ondan sonra. Oyun ilerleyince demir yolları hayvan gibi zarar ediyor. Eğer demir yolu sayısını azaltırsan da pazar erişimi düşüyor. Ne yapacağım bulamadım tavsiyem var mı? Bir demir yollarının kullanımını arttıracaksın. Ticaret anlaşması. Ne? İki altyapıyı farklı yerlere. Yani sanayi, cartı, curtu farklı yerlere kuracaksın. Hep aynı yere kurduğun için öyle oluyor. Şimdi cam üretim önceliği verelim. Şunu Çin porselenine geçir. Bunları da bence indir. Hem camı dengeleyelim hem porselenini dengeleyelim. Nice. Sanat ne kadar pahalı be. Kaç lira olan bir sanat? Kaç para olan bir sanat? 122 bin. Ne üreteceğiz ne yapacağız? Neyimiz eksik ki bizim? Ya bence bir eksiğimiz yok bu sırada. Gayet iyi fiyatlandırmamız. Kıyafet ve mobilya olabilir lüks üzerinden. Aha lokomotif. Boya, boya ve lokomotif. Ama burada da işçi yok ki. Ankara'ya 3 tane daha at kurtar bizi.